Buyurun. Buyurun lütfen. Buyurun, 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 buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Şöyle buyurun efendim. Açık artırma etkinliğimiz birazdan başlayacak. Efendim hepiniz teker teker mezatımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Lakin bir soru sormak istiyorum. Şimdi ben bu tarz müzayedeleri çok yakından takip eden elit ve varlıklı bir bireyim. Ne satıyorsunuz? Yani eşya satmıyoruz. Eşya mı zannettiniz? O zaman ne satıyorsunuz? Efendim ben arkadaşlarımı satıyorum. Deli misiniz canım siz arkadaş satılır mı ya? Açık artırmayla. Efendim yani arkadaşları satmama inandınız açık artma deyince mi garipsediniz anlamadım. Beyefendi siz kendinizde misiniz? İnsan arkadaşlarını açık artırmayla satar mı ya? Abilerim ablalarım bakın 40 yaşındayım. 2 tane evladım var. Yıllardır bu ekonomide ayakta kalmaya çalışıyorum. Varımı yoğumu sattım. Arabamı, evimi, satabileceğim her şeyi sattım. Olmadı, yapamadım. Bu durumu arkadaşlarıma anlattığımda bana dediler ki, paşa üzülme. Senin bu hayattaki en büyük hazinen arkadaşların. Orada bende bir ışık yandı. Dedim ki ulan madem en büyük hazinem arkadaşlarım, ben de arkadaşlarımı satayım dedim. İnanılmaz ya. Yani Fadıl'ı bile kıskandıracak bir proje bu. Dolandırıcılık bu ya. Oldu mu şimdi bu laf beyefendi? Ağzınız yüzünüz yamula yamula. Ne dolandırıcı? Esnafız biz ya. Olur mu öyle şey? Arkadaşlarınızı nasıl ikna ettiniz siz? Kolay oldu efendim. Satışlardan pay veriyorum kendilerine. Yani böyle bir ekonomide buna hayır diyecek kadar salak değiller yani. Onlar da okey diyorlar. Bu arada satışlarımız post üzerinden oluyor. Ben ondan sonra arkadaşlarım iletişim bilgilerini size veriyorum. Siz sonra iletişim kuruyorsunuz, dostluk kuruyorsunuz. Yani netice itibariyle sonuçta yine dostluk arkadaşlık kazanıyor diyelim. Çok güzel yani. Bence izleyelim o zaman. Değil mi? Ne diyorsunuz dostlar? Zaten bir şey söyleyeceğim. Bizim antika merakımız yok mu? Bundan daha antika bir etkinlik olabilir mi? Bence siz delirmişsiniz. Buna daha fazla tahammül edemeyeceğim. Size iyi günler. Güle güle. Buyurun güle güle. Ağzınız yamula yamula. Zaten bir sıkıntı çıkarmaya gelmişsiniz buraya. Evet efendim, hiç moral bozmayalım. Ben şimdi güzel arkadaşlarımı çağırayım efendim. İbrahim, Tufan, Bahadır geliyor. Alkışlarınızla müzik. Bakın, bakın, bakın. Ben hiçbir şey demedim. Kendi geldi sana değil mi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sonu bile var. Dünya iyisi bir insan. Efendim, gerçekten ben para değil, dost biriktirdim. Gerçekten yani. Kendisi bizim en değerlimizdir. En değerli arkadaşlarımdan biridir efendim. Süperdir. Ortamların neşesidir efendim. Böyle över, sizin modunuzu yükselten tam bir canavar kendisi. Ya tamam. Yani modunuzu yükseltir derken nasıl oluyor bu? Efendim çok güzel taklitler yapar. Böyle internette gördüğünüz komik videoları anında size iletir. Sizi böyle olduk olmadık yerlerde över, moralinizi düzeltir. Modunuzu hep yüksek tutar. Mesela yolda yürüyorsunuz, güzel bir kız geçti yanınızda, görmediniz. İbrahim anında gösterir size ona. Tamam mı? Peki harika da bu şu baştaki kim? Efendim Bahadır o. Bahadır'la 2 aylık kısa bir sürelik dostluğumuz oldu. Ama kendisi kaliteli bir insan. 2 kere restorana gittik. Ve bana dedi ki restoranda 2 kere gitmemize rağmen... ...abi dedi hesap benden dedi. Nasıl? Gerçekten hesap benden mi dedi? Yani ben uzun süredir böyle bir cümle kuran kimseyi duymamıştım yahu. Evet. Allah. Tufan. Oldukça kullanışlı bir ürün bu da. Ne bakımdan kullanışlı? Yani keriz yani. Tamamen kullanabilirsiniz. Geçen ben ev taşıttım. Kendisini çağırdım. Gel dedim ev taşımaya yardım et. Pide yedim, ayran içtim. Bütün evi kendisi taşıdı enayi. Bayağı kullanmış. Tabii efendim ben aynısını kendim kullanıyorum zaten. Bu böyle arkadaş canlısı olduğu için tam bir salak. Her istediğinizi yapıyor yani. Çok tatlı yani. Özellikle bir de antika özellikleri falan da var. Tamam bayağı bir antika bir adam. Ay biz antika çok severiz. Ne gibi özellikleri var yani? Yani şimdi Facebook kullanıyor hala. Normal SMS atıyor bayramlarda, seyranlarda. Ondan sonra ne bileyim eğlence anlayışı olsun, kafası olsun çok... şöyle ben izah edeyim. Tufan hafta sonu ne yapalım? Disko'ya gidelim. Ay disko mu kaldı ayol? Çok antika gerçekten çok sevimli. Pardon. Ben ortamların neşesi İbrahim Bey'in fiyatını öğrenebilir miyim? Ya, niye sordunuz? Alacak mısınız? Yok artık. Ya, neden öyle baktınız? Yani bu ara benim modum biraz düşük. Yani hiç öyle yükseltecek arkadaşım da yok. Yani arkadaşım var ama bu ara onların da morali çok bozuk.
Beyefendi bir deneyin. Buyurun. Ya, deneyebiliyor mu? Tabii ki. Ne demek? Buyurun ya. Deneyin. Kardeşim ne haber? Kardeşim mi? Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Söyleyeceğim ya. Ceket 10 numaraymış. Eyvallah iyiyim. Ceket yeni mi lan? Yok ya. Bayağı da eski aslında ama. Yemin et. Oğlum çok yakışmışsın. Ne güzel bakmışsın lan. Çok yakışıyor sana böyle şeyler. Gerçekten mi? 10 numara olmuş. Bu çok iyiymiş ya. Vallahi modumu yükseltti benim hemen. İyinin de iyisi efendim. Eşsiz bir eser o yani. Geceleri çıkabiliyor muyuz? Bak. Efendim evli değil zaten. İstediğiniz saatte gece sabahlara kadar çıkarsınız. Eşsiz dedi ya oğlum. Eşsiz, eşsiz. Tamam, tamam. Kesin alıyorum o zaman. Tamam, süper. Böyle yapalım o zaman. Dur. Ben bir hesabını yapayım. Hemen bir saniye. Dur lan Allah aşkına. Ben hallederim. Yok canım, o kadar da değil. Kendi, kendi parasını kendi ödüyor ya. Espri makinesi. Bir saniye hesabını yapayım. Tamam. Şöyle yapayım. Promosyon olarak 3 tane de askerlik anısıyla beraber 2000'e bırakayım abi. Atıp tabii tabii. Buradan hemen al. Güzel. O güzel. Şifre sorma. Kart sizin de. Şu da İbrahim'in iletişim bilgileri efendim. Yok, onlara hiç gerek yok. Biz kendi aramızda anlaşırız bence. Vay 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 vay. Mükemmel. Buyurun, buyurun. Gidelim mi? Hadi gidelim. Ay benim bu kankama bak ya. Şey izledin mi bak? Şey, dans eden çocuk var. Arı gibi bir tane. Çok iyi değil mi? Çok iyiymiş ya. Böyle beni zıplıyorlar. İnanamıyorum ya. Adam limon satar gibi pazarda arkadaşlarını sattı gitti. Ama bir dakika. Helal olsun. Gerçekten ikna ediyor. Evet. Gerçekten öyle. Bir de çok ihtiyaca yönelik tavsiyelerde bulunuyor yani. Değil mi efendim? Evet. Ben de. Tufan ve Bahadır'la ilgili almak isteyen. Yok. Çıkın kahveye gidin siz, çık. Çık, hadi bakmayın, çık. Hadi iyi günler. Çık git. Belki defolu diye indirimli. Ya ne indirimli? Defol. Gidin hadi. Efendim tamam, hız kesmeden ikinci arkadaşımıza, eserimize geçiyorum. Alkışlarımıza Fikri geliyor efendim. Yine eşsiz bir eser. Kendisi, Fikri, mükemmel bir adam. Yani bunun gibisini bulamazsınız. Ayrılık sonrası arkadaşı efendim. Ah, ah! Teselli mi veriyor yani? Beni vallahi cuk diye iki kere depresyondan çıkardı kendisi. Ah! Güzel. Pardon, ben şey yapacağım. Buyurun. Yani benim çok ihtiyacım olabilir kendisine. Benim şimdi bir ilişkim vardı. Yeni bitti de. Yani ben uzun zamandır aslında depresyondayım ve ne bileyim sanki böyle bir şey. Yani Fikri Bey şey yarar mı benim için? Yani ne şey o manada ha. Teselli manası. Ha teselli. Başka ne manası? Demek ne bileyim efendim Allah koru ya. Tamam hadi. Ha, lütfen. Lütfen ne neyin teselli? Ketum da duruyor. Pek konuşmuyordu ama bilemedim yani. Ablacığım şimdi eve muhabbet kuşu aldığında anında konuşmaz. O da zamanla açılacak. Zamanla açılacak. Konuşur konuşur. Merhaba. Merhaba Fikri Bey. Merhaba var mı sizde? Ben Burcu. Konuşacak. Konuşur mu? Ben çıktığım sevgilim tarafından terk edildim. O kadar üzgünüm ki yani çok kötü durumdayım. Ne bileyim yani mutsuzum. Ne diyorsunuz? Hadi. O kim köpek Burcu? Ya zaten kredisi bitmiş bir aşkın limitini yükseltmeye gerek yok. Ay ne kadar güzel konuştu, duyuyor musunuz evet, ya? Vallahi çok güzel konuştu. Doğru söylüyorsunuz. Ya kimsenin şerefi senin o gülüşünü alacak kadar pahalı değil Burcu. Saçmalama. Babam size ağlayabiliyor muyum ben? Tabii ablacığım. Bir saniye hemen şey yapalım da. Buyurun tam şu yumuşak yere. İstediğiniz gibi ağlayabilirsiniz. Tamam. Sümkürüyor mu? Ağlıyor mu? Yalnız biraz yumuşamış gibi, pörsümüş gibi yani. Anlamadım ben bunu. Ablacığım ama ya, yani yaşı var, deforme olmuş olabilir ya. Her yerinde, göğsünde, kolunda, göbeğinde ağlayabilirsiniz. Müsaittir yani. Tamam. Kaç lira olur? Ablacığım, ne kadar? Ablacığım, dosta gider. 4000 lira bırakırım Fikri. 4000? 4000. Alıyorum dostlar. Evet, çok iyi. Alıyorum, tamam. Hemen posta yapalım onu. Alıyorum, böyle vereyim. İyi güzel. Tak. Şifre istemiyor hiçbiri. Çok iyi ya. Tamam. Öyle. O zaman nasıl yapacağız? Şu iletişim bilgilerini vereyim ben. Siz sonra. Ben sizi sonra arayacağım o zaman Fikri Bey. Hadi bakalım. Burcu. Yani seni kimsenin üzmesine izin verme sakın. İşte. Ay. Ay. Bravo ya. Biraz böyle yavaş konuş. Zamanla açılacak efendim. Hız kesmiyoruz. Kim geliyor? Yine nadide bir eserimiz geliyor. Kudret geliyor alkışlarımızla. Geliyor. Gel. Yine kendisi eşsiz bir eser Kudret'i. Geri de dur bak, geri de. Tamam, kendisi eşsiz bir eser Kudret'i. Efendim? Bir dur oğlum, tamam sakin ha. Hadi bakalım maşallah. Kudret'i efendim 8000'e bırakıyorum bu malı.
Yani ne bakımdan eşsiz anlamadım. Çok mu zeki? Nasıl yani? Abiciğim mal derken direkt mal zaten bu. Bu anlamda dediğim salak bu yani. Ya. Bunun yanında hiçbir şey yapmasanız bile kendini zeki göreceksiniz. Ya bu kadar malsa bizim ne işimize yarayacak canım? Ablacığım şimdi ben o zaman şöyle izah edeyim. Kudret konuş. Şimdi bak mesela anneannemize anneanne diyoruz da dedemize niye baba baba demiyoruz? Bakın bana, ben şu an yanında Aziz Sancar gibi durdum, görüyorsunuz. Tamam, ben aldım. Oh, gitti. Aldım bunu. Hemen şey yap, hiç yorulmazsaydın sana. Lütfen. 8000 tek çekim şey yapıyorum. Tabii, lütfen. Hemen alıyor maşallah bugün. Sağ ol. Hadi, hadi çıkabilirsin Kudret. Nereden olsun. Çıkacaktım? Hadi şu, ya, şu nereden geldi? Oradan çık hadi. Hadi bakalım. Hadi. Yaşam ya. Ya bir şey soracağım beyefendi, efendim? Bu gerçekten mal. Evet. Yani ben bunu geri iade edebilir miyim? Ablacığım, satılan malı biz geri iade yapamıyoruz. Evet, hız kesmeyelim efendim, hız kesmeyelim. Yine çok güzel bir arkadaş grubumuz geliyor efendim. Arkadaşlarımızı bağla, buyurun. Bunlar kim? Efendim, kavgaya çağrılan arkadaşlar. Yani... Bu devirde senin için kavgaya girecek birini bulmak oldukça zor. Çizik yok değil mi? Efendim çiziği kırığı asla bakın. İsmail sakin. Heh, sakin. Bayağı iyi. Hiç bir şey. Yağmurlu havada çağırın kav... Ah, ah abicim. İsmail bırak. Kaptın. Abicim bana söylemeden ani hareket yapmayı tehdit algılar. Tehdit algılar. Normalde anlamam lazımdı fark ettim. Sıkıntılı, biraz sıkıntılı. Bakışlarını anlarız zaten onun. İsmail sakin lütfen. O iyi bir insan o şu an. Çok güzel de ne kadar demiştiniz? Efendim böyle takım halinde 15.000'e bırakıyorum. İşte 15.000 çok. Benim 500 liram var ya. 500 derken? Lira. Lan 500'ü hayal arkadaş alamazsın. Ne 500'ü? Ay beyefendi bir tanesini alamaz mıyız? Ay yok efendim. Bir tane satamıyoruz. Takım bozulursa ben satamam. Elimde kalır. Tamam ya o zaman şöyle yapalım. Bir hanımefendiye çıkma teklif edeceğim de arkamda birileri olsun istiyorum. Şöyle saati vereyim olur mu? Nedir bu? Relax. Relax. Olur eder bu. Olur. O zaman hayırlı olsun diyorum. Oh, sağ olun. Gönlünüzce atar yapabilirsiniz. Sağ olun beyefendi. Teşekkür ederim. Kardeşim buralardayız. Eyvallah bak, kardeşim. Bir şey olursa hemen ara. Seni özellikle ararım. Mutlaka. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Benim de arkam var artık. Efendim şimdi gerçekten çok zorlanıyorum bu satışta. Arkadaşlarımın hasını çağırıyorum. Ozan geliyor alkışlarla. Nasılsın? İyi. Hayır, o değil. Nasılsın? Ozan lütfen. Tamam. Evet. Kendisi gerçekten ihtiyacım olmasa asla satmayacağım biri. Ama gerçekten eşsiz biri kendisi. Peki ne işe yarıyor bu? Efendim, dinleyen arkadaş. Dinleyen mi? Yani abartmayın canım, dinleyen birileri elbet vardır, bulunur. Yok be abicim. Onlar sen konuşurken karşında susuyorlar ya. O sen bitir de ben ne diyeceğim onu düşünüyor o. Kimse seni dinlemiyor yani. O da doğru. Efendim, bu arkadaşımı üzülerek 10.000 liradan çıkarttırmasını açıyorum efendim. 15.000. 15.000 geldi. 5 dakika boyunca sözünüzü kesmeden dinleme özelliği. 20.000. 20.000 geldi. 20.000 geldi. Gece sınırsız mesajlaşma özelliği var. 25.000 be. 25.000 geldi. Çok güzel. Sizinle konuşurken hiçbir şekilde telefonla bakmama özelliği. Kredi çekerim. 50.000. 50. 100.000. 100. 150. Çok güzel. 200 be. 250. 500.000. Beyefendi sen çıkıp gitmemiş miydin? Hayırdır? Bir kulağım buradaydı. Yanda pahalı bir şey alıyordum. Ne dedi? Yanda pahalı bir şey alıyordum. Hanımefendi param var. Bir saniye. Bağlantı yapıyordum anladım ben. Pardon, evet. Bağlantıyı burayla yapmak istiyorum. Evet, zengin ve varlıklıyım. İnsanlar beni dinliyor. Ama mış gibi yapıyorlar biliyorum. Beni gerçekten dinleyen hiç kimse olmadı. O yüzden Ozan'ı istiyorum. 500.000. 500.000 geldi. 500.000'e satıyorum. Satıyorum. Sattım. Çok sevindim Ozan. Kardeşim, biraz konuşalım mı? Tabii. Gel. Ama sen konuşamıyorsun ki. Nasıl dinleyeceksin? Yemin ediyorum, ben de yani 500.000'e çok şaşırdım, bilmiyordum.
Arkadaşımın değerini bilememişim yani. Efendim ayaklarınıza sağlık. Yeter bugünlük ama yeter zaten. Çok güzel oldu, bitti. Çok teşekkür ederim. Bir daha olursa yine çağırırım ben sizi. Biz teşekkür ederiz. Haydi. Harikaydı. Harika. Ayaklarınıza sağlık. Hadi. Çıkalım mı biz? Çok güzel. Başka yok mu? Yok. Yok. Aa. Tamam hadi. Allah Allah ya. Siz var mı zannettiniz? Hayırdır? Hayretmiş ya. Çok inovatif adamsın. Efendim? Ha. Sağ ol. Hep senin gibi bir arkadaşım olsun istedim. Oldu. İyi günler. ₺100.000 veriyorum. Neye veriyorsun lan? Anlamadım. Evet, arkadaşım olman için tam ₺100.000 veriyorum. Ben yokum beyefendi. Lütfen gider misin? ₺200.000 veriyorum. Arabamı satarım. Sen paranı çıkarırsın. İstiyorum seni. Lan sen ne öyle baktın ne anamacın ne senin ₺200.000 falan? Ben anlamadım. ₺300.000! Hayır canım, neyiz manada? Ben istemiyorum. Yok, ben iste... 300. Lan ne yapıyorsun burada manyak? Çek git, topuzu vururum vallahi. Öyle mi? Arkadaşlar bir bakar mısınız? Kim arkadaşlar? Beyler bu arkadaş biraz sorun çıkarıyor da. Hayırdır, bir sıkıntı mı var? Varsa bilirim. Oğlum saçmalamayın lan, biz eski arkadaşız oğlum. O bizi satmadan önceydi. Ha, tamam ben o zaman... Yakalayın kardeşim. Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.